Rakçılardan herkese merhabalar, ben Orsa. Ben Yiğit. Ben Erkin. Yıllar sonra, yıllar sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bir açıklama yapmak istiyorum ben bu konuyla ilgili. Biz 14 ay önce bir araya gelip beraber video yapalım dedik 3 kişi. 3 kişi ikinci videomuz. Ama tabii hayat şartları, okul, iş, eğitim derken... Özellikle olabilir iş, abi, ne olacak yani, sıkıntı mı? Ama bu bizim diriliş videomuz olacak. Biraz benim de suçum var açıkçası. Ben çünkü it gibi çalıştım gece gündüz. İşler, okullar, okullar derken biz patladık. Tabii canım, evet. Bayağı yoğun. O zaman... Şu anda çok mutluyuz o yüzden yani video yapmak. Konumuz nedir? Konumuz bu seneki festivaller. Kamplar genellikle değil mi? Kamplar kesinlikle. Kamplar genellikle. Genel bakışta çünkü kamplar. Bir anda son 1-2 senede bu kamplı festivaller deli dehşet arttı. Biz dedik ki niye çekmiyoruz bununla ilgili bir şey? Değil mi? Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Yok doğru. Bu sene çok fazla... Ulan şu deliniz ki. Bir yıldır video yapmıyoruz. Nasıl festival olur? Mesela çok fazla kamplı festival olduğu için dedik ki bunların bir rehberini yapalım. Reklamı değil, rehberini yapalım. Keşke reklamını yapsak. Lakin işte bir yazacağımız bir mecra olduğu için burada hazırlığımızı yaptık. Size kartımız dökeceğiz. Yok abi. İsterdik ki birer kart olsun ama maalesef. Kırtasiye bu mesleği için iban veriyorum olsa. Bağışlarınız. Evet. Bağış kabul olmayacaklar. Sponsor istiyoruz, evet. 10 liradan 13 bin liraya kadar bağış yapabilirsiniz. 10 liradan 13 bin lira. Niye 13? Vizyonsuzsun. Cumhurbaşkanlığı olsun, siyasi olsun, gündemle ilgili yaptım. Yaptım. Başlıyorum. Şimdi önümüzdeki ilk festival arkadaşlar, milyon yapımın yaptığı Samsun Gençlik Festivali. Evet, kadro. Kadrosuna bakıyoruz. Kaç gün sürecekle başlayalım bence, kaç gün? Samsun Gençlik Festivali 4 gün sürüyor. 20 Haziran-23 Haziran arası sürecek. Yakın. İlk günün kadrosu Teoman, Pentagram, Pinhani, Ezel, Kurtalan Express, Jungkook, Gün Doğarken. Gün Doğarken bayağı eski grup. Çok eski. Çok eski. Ezel de içeride abi. Yani. Free Ezel diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Tutuklandım. Tebrik değil, tevkidir o. Yani televizyonlarda silahlı dizileri izleyip nasıl mafya olmuyorsak, müzikle de herhalde uyuşturucu. Sosyal mesaj vermeyelim, oyna. Evet, devam edelim. Oyna devam, biz rockçıyız. Sosyal mesajcı değiliz. 21 Haziran Perşembe. Duman, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Pamela, Pera, Sena Şener, What The Funk. Bunun alternatif sahnesi yok galiba, sadece ana sahne. 22 Haziran Cuma, Athena, Selda Bacan, Bumpen, Moğollar, Adamlar, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, Yokuş. 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 Yok öyle kararlı şeyler. Yok öyle kararlı şeyler. Yokuş oğlum ya. Yokuş. Yokuş o. 23 Haziran Cumartesi günü, festivalin son günüm. Şebnem Ferah, Manga, Sagopa Kajmer, Umut Kuzey, Müzikten Konuşuruz, Samida, Çamur. Peki Sagopa Kajmer ateist olması hakkında ne düşünüyorsun? Abi! Görmedim! Abi, yüzyılın şoku! Muazzam! Neyse, o ayrı konu. Herkesin kendi özgür vicdanı. Ama adam 15 yıldır filmini kasıyordu, ondan sonra ateist olması. Her festivalin son bu, kadrosu gibi Şebnem Ferah son gün. Bu şöyle bir alaka. Yok son gün değil, son gün evet. Son gün değil ya. Bunun günlük fiyatları 50 lira. Kombine fiyatları 80 lira. Kamp artı kombine fiyatları da 110 lira. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gider misin acil onu söyle. Şöyle diyeyim. Bir yer sen çok uzak. Samsun abi. Ama yani orada için düşünüyorsak gidilir. Samsun'da olsaydım giderdim ben. Samsun'da olmadığım için kalkıp gitmem. Tabii gidilir. Trabzon'da olsaydım giderdim. Hani pide yemeye. Pide yemeye. Çıkarıp bakıyor kaç kilometre ne yapsak. Filan. Ama evet, Karadeniz tarafları için fena bir festival. Bu Umut Kuzey'in şeyi olayı var ya, her bölgede bir festival yapalım. Her yerde bir milyon festival bir şey olsun. Bir iki yıldır zaten bayağı mantıklı bir organizasyon aslında. Ben ama Pentagram'ın headliner olması gerektiği kanaatindeyim. Bunu headliner. Bunu fanatik bir hayran olarak söylemiyorum ama tempo olarak, müziğin tarzı olarak Pentagram o gece yıkıp geçerdi orayı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ama şöyle bir durum, Teoman'a geldiğinde son gün olduğu zaman, yani son gün son çıkan olduğu zaman birkaç saat çalıyor, iki saat çalıp bırakmıyor. Ama bu son gün değil. Yani ilk gün son şeyi ya. İlk gün son. Ya. Abi de ben daha önce Yavuz Fest miydi? Yok. Bir festivalde yine Pentagram headliner değildi. Pentagram'dan sonra biri daha çıktı. Ama onları kimse dinlemedi. Hangisi? Yavuz Fest'in 2015'i ya da 2016'sı. 2015'inde sanırım, evet. Kimse kalmadı abi son gruba. Pentagram'ı dinleyen çıktı gitti. Bu arada kamera arkasında bir arkadaşımız var. Mert bir an arada ona bakıp gidiyorum o yüzden. Neyse, konuyu şey evet, yaptık yine. Dağıttık. Samsun'da şey nasıl, line-up nasıl, ne diyorsunuz? Kadro, ben line-up lafını sevmem pek ama kadro nasıl yani? Standart, beklediğim milyon festivalleri kadrosu var. Ya şimdi zaten milyon festivali aynı olmuyor mu zaten? Evet, onu söyleyecektim. Festivallerin çoğunun kadrosu, şimdi biraz incelemiş bulunduk tabii video öncesi. Kadro birbirine çok benziyor yani, bir iki kişi oynuyor, bir iki kişi değişiyor.
Onun dışında genel hatlarıyla aynı insan. Belki Nilüfer çok farklı olur bunlardan. Evet. Onu geçen sene hatta bizim... Şundan bir yana video çıkmadı. Kesin çıkabilse ben yapamıyorum onu. O videolarda... yapamıyorum abi. O videolarda mesela hani... Herhangi bir Milyon Fest'te çıkan bir grubu göremiyorsunuz. Çünkü farklı farklı insanlar oluyor gruplar ya. Farklı bir festival dönüyor orada. Yabancılar çok farklı oluyor. Yani 80 grup varsa sıkıyorum şu an. İşte kafadan bir elbise yabancı oluyor zaten. Sen çok özgür. Ama çok ya, hakikaten güzel bir ortamda. Gittiğim en iyi festival şu an. Zeytinli Metinli yerde orada. Neyse işte. Daha bir sürü var. Keşke. Bu sene hatta şey oldu. Tekrar geleceğiz zaten oraya da. Geliyoruz diye bir video saldılar bir dakikalık. Daha kaldırmada hiçbir şey belli. Tarih marif belli. Ama bence bu senenin favorisi o. Saldırıdan sonra bence. Bakalım. Devam edelim. Bu Kent Fest mi? Yes. 22 Haziran. 22 Haziran. Yine bu festivalle çakışan tarihlerde. İstanbul'da sanırım bu. Mekanını küçük çiftlikte. Küçük çiftlikte. Nazan Öncel, Vega ve Circus diye bir grup. Circus diye bir grup var. Bunun fiyatlarıyla ilgili bir bilgim var mı? Var. Tam 87, öğrenci 70 böyle bir şey. O da biletik payları falan da vardır. Ya da öğrenci 87 tam biz öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani 80'li kesin. Rock müzik ağırlıklı bir festival değil lakin gördüğüm. Tek günlüsü. Zaten şey bir şey pop. Kral pop mu? Bir şey pop hatırlamıyorum şimdi. Bir... Düzenliyor. Onlar düzenliyor. Ama az önceli konserleri güzel oluyor. Yani, tavsiye ederim. Nazan Öncel konserine daha önce gitmedim. Eğlenceli oluyor. Yani. Vega Vega dirildi. O yüzden tabii ki. Hiçbirimiz yani, gitmedik herhalde. Oluyor. 10 yıl. Ben sadece şey ismen biliyorum. Dinlemedim de hiç. Ya ben severim. Son albümleri de güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet, kaliteli olmuş. Aynen birbirimize ama. Geldik en iddialısına. Nedir? Buyurun. Salda. Salda Festivali. 29 Salda. Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz. Ne yazık ki üniversite sınavlarına denk geliyor. Çok tehlikeli bir tarih. Evet. Birçok öğrenci kaybetmek zorunda kaldılar. Seçmen oluyor değişti. Tarih. Sınavın tarihi değişti. Ben de gidemiyorum bu yüzden. Benim de param yok, o yüzden gidemeyeceğim belki. Ben gitmemeyi tercih ediyorum. Kadroya şey yapalım. Biraz programı söyleyeyim. 29'unda ilk gün Selda Bağcan, Bumpem, Can Bonomo, evet. Pera, Yüz Yüzeyken Konuşuruz ve Saptas var. Bence Saptas çok, çok bebek iyi. Abi. Bence şahane. Saptas'ın sahneleri muhteşem oluyor arkadaşlar. Feci eğlenceli oluyor. İlk gün yani. Şahane bence. Evet. 30 Haziran. Hayko Cepkin. Güzel. Manuş Baba. Adamlar. Fena Şener. Hey Douglas. After. Hey Douglas After Hey Douglas, Party. After Party'de Hey Douglas tercihimdir arkadaşlar. Güzel. 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 1 Temmuz. Teoman. Çok şaşırdım şu an gerçekten, hiç beklemedim. Manga. Evet. Güzel, yoktu hiç. Yeni Türkü vardı. Vardı. Samsun'da var. Samsun'da Manga var mıydı? Var. Hem de Teoman olduğu gün müydü? Yok değildi, pardon değildi. Şebnem Ferah gibi çıkacaktı orada. Okey. Yeni Türkü. Son Feci Bisiklet. Mayday diye yazılmış ama Türkçe bakıyor. Mayday. Belki de Mayday'dir. Yine After'da Ezel tabi duruma göre. Ezel'in 19 Haziran'da duruşması var, ilk duruşması bakalım. Var. Bakalım çıkacak. Çıkarsa belki. Festivallerde de görürüz. Saldığın da fiyatları aslında çok fena değil gibiydi. Ben şunu gördüm, hani kombine kampı geçiyorum artık. İstanbul'a mesela bizim için ulaşım şey yapmıştı herifler. Otobüs git gel. Kombine ve kamp dahil 315 lira bir fiyatı vardı. Ya fiyat hiç uygun çok. Ama şimdi şöyle bir durum var. Abi, etrafımdan hiç gözlemlediğim bir şey bu. Normal şartlarda bu saydığımız insanları dinlemeyen insanlar da gidiyorlar. Okey, katılım iyi bir şey tabii ki festivaller için. Hı-hı. Lakin ortamın nezihliği adına ne kadar sağlıklıdır benim için birazcık bu mesela yani, soru işareti. Doğayı kirletmeden bahsediyorum. Doğayı kirletme, yani genel olarak insan ilişkileri, çünkü hiç alakası olmayan insanlardan duyuyorum. Dediğim gibi festivalin devamı için katılım önemli. Bu açıdan güzel. Ama ortam açısından birazcık bir ufak sıkıntı seziyorum. Yani şahsen 30 bin kişi bekliyorlarmış. Dünyanın her yerinde nicelik artınca nitelik düşer diye bir tabii ki canım durum var ne yazık ki. Ama ben şu ana kadar ki benim favorim şu an bu. Burada biz buraya yazmayı unutmuşuz. Gezgin Fest'i unutmuşuz. Buraya yazmayı. Gezgin Fest'i. Ama Temmuz sonu zaten. Onu şey yaparız, ekleriz. Bakarız ona. Orada zaten ben kurgu yapacağım artık. Bunu kimse yap, sıkıntı yok. Yani ben Salda'yı çok şey yaptım. Bekledim ama yani çünkü farklı bir yerde. Zeynep Zeytin'in gibi hani bilindik bir yerde değil. Tabii canım, bir de Salda Gölü çok güzel. İşte, acayip güzel. Coğrafyası çok güzel. Kaldı da çok iyi abi, çok abartmamışlar. 6-7 grupta yeşil fil var güzeldi. Aynen güzel. Gidir. Çok ağır şeyler de olmaz bunda yani. 80 tane grup çıkarıyor. Sahneler kayacak, saatler yani kayacak durumu da olmaz. Tabii. Haziran ayı güzel. Haziran ayını ve Temmuz ayını kapsayan 25. İstanbul Jazz Festivali var. İşte. İşte canımı yakan festival. Buradan biz kendimize ve sizin de zevkleriniz olacağını tahmin ettiğimiz 3 tane konser seçtik. Etkinlik. Haziran ayı böyleydi. Ana kameramız için tekrar online. Erkan Or'dan başladık. Erkan Or diyorduk. 30 Haziran'da Erkan Or var. 20 Temmuz'da Nick Cave var. Nick Cave.
17 Temmuz'da da i̇şte. Pardon 10 Temmuz'dan 2 ay var, özür dilerim. Kötü yazdım ya, ondan olur öyle. Olur öyle. 17 Temmuz'da da Robert Plant var. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Kaç para verdim tatlıya? Robert Plant 112'den başlıyor ama Harbiye'nin Harbiye şöyle düşünürsek en görmeyen yerlerinden yani. Ya yani böyle falan bakmanız gerekebilir. Plant mı lan o falan olacağımız. Mesela benim gözüm 4 numaram yok. Aşağı. Bayağı ben göremem. Tamam, verecek misiniz abi 112 lirayı? Vermek istiyorum. Abi ben şimdi param var. Ağır lezzetli seven bir insan olarak. Lezzetli'nin fanboyuyum. Tamam yani, ben de öyle de aşıkla çok büyüğüm. Abi çok işte zaten sıkıntı oydu şimdi. Oturmalı konser bir daha abi, ben ona sinir oluyorum. Oturmalı ne kadar kalkabilirsin ki o taburelerde yani. En arkadasın, kalk lan bir şey olmaz. Kimse karışmaz. Arkandan kimse yok düşsene. Robert'ler. Görmüyorsun değil mi? Görmüyorsun. Ayakta sinir. Adam da seni görmüyor, ışık vuruyor yüzüne falan. Okey. Şey yapalım ya. 75'e 300 bilen salırız yanımıza. O zoomlar bakarız. Söndürme. Bitleriz. Bitleriz. Ne yapıyorum? Şey. Küfür serbest yapalım. Bitleyin ama. Kurguya girer. Bir şey serbest mi? Serbest. Yok. Hayır kullanmıyorum çünkü ben bilmiyorum. Şarkı ektim bunları. Oo. Desene. Küfür serbest olsun, bitleriz. Ben de kendimi sıkıyorum burada ya. Bitlerim, sıkıntı yok. Öyle. Robert Plant 112'den başlıyor. Nick Cave'in fiyatlarına bakmadık. Aa, boş ver. Cave'in de çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Biletix'ten bakabilirsiniz. Biletix'ten. Nick Cave'e yazılıyor. Ona bakın. Bu arada Cave Festivali'nde program bayağı bir geniş. 26 Haziran 17 Temmuz arası. Bakın çok. Sizin mutlaka sevkinize göre şeyler de vardır. Bu kadar geniş festival gerek var mı? İstiyorum ama gece gezmesi de güzel oluyordu. Üzüyor yani. Gece gezmesini hatırlıyorsun geçen gece sene gezmesi, çok kaliteli evet. Bir olaydı. İblisler bayağı, benim işte işte çalıştığım gün işte. Ben kazandım IT'ye bunlar gitti anasını. Senin yerine ben gittim. İblisler. Aşk olsun ya yapar ya. Yavrum köpeği almışsın kalın. Delirdik. Sırada. Ne reklam? Ne reklam? Bence şu Temmuz'un başı. Şu Temmuz'un başına geldik değil mi? Evet. Bak bu bir festival var abi. Bu hiçbir yerde hiçbir düzgün bilgisi yok. Ben sadece bir birkaç sanatçının Instagram sayfasında gördüm. Elikli Rock Fest. Evet. Şeyle Edirne'de. Şimdi Edirne'de. De... Keşan Edirne. Edirne evet. Sahibi. Elikli Keşan de Edirne. Şey çok güzel bir yer bu arada. Yani hani Salda gibi. Şey Salda gibi değil tabii. Yani daha sakin. Şey olarak güzel bir yer. Daha doğru. Sakin. Yani 5-8 Temmuz'da var gençler. Evet. 5 Temmuz bak burada olmayanlar da var mesela. Haluk Levent, Ferdin Duzar, Bugün Sağlı Soy, Aylin Astım, Gökcan Sandıman, tanımıyorum hiç ama hiç duymadım. MFÖ, Gripin, Yüksek Sadakat, Roka, Sattas. Bakın, ben, Roka. Roka altı geri döndü. 6 Temmuz efsane bak. MFÖ ile başlıyorlar, Sattas'la bitiriyorlar bebek. Müthiş çok olur. Güzel. MFÖ Gripin olmasa da... Hayır, Sattas'la başlayıp MFÖ ile bitiriyorlar. Öyle mi geçecek? Olur, o da olur. MFÖ çünkü ilk çıkmaz herhalde. Tabii bak, Gökcan Sandıman evet, için. Evet, evet, evet. Niye böyle söyledin sanki? Bizi Halil Ayla boşlamış. Nereye? Yandırdım kahvaltı. Bak ha, Kıraç, Bulutsuzluk Közlemi, Pili Örek, Aydilge, Vera. Bak abi Kıraç var, Roka var. Şu an beni aldı zaten festival. Teoman, Bülent Ortaçgil. Ben Sattas, MFÖ okey. Bülent Ortaçgil bebeğim. Can Gox, Necati Sarkoğlu. Kafamda bir soru şart var bununla ilgili. 8 Temmuz'a ikinci tur seçimleri olursa bu festival ne olacak? Bu ertelenecek büyük ihtimal. Yalan olur. Ertelenecek büyük ihtimal. İptal olmasın da ya, ertelensin yani. Kesin ertelenir. Ya ertelerler. Çünkü güvenlikte iptal edebilirler biliyorsun. Böyle ben şeylere meraklılar. Abi ben Haluk Levent 1. Bak. Roka 2. Kıraç 3. Bunlar beni tuttu burada Elektrik Rock Fest'e gidilir. Ve 2000'ler sonrası Anadolu Rock. Kesinlikle burada. 2000'ler sonrası Anadolu Rock. Kesinlikle abi. Temsilcileri. Şey. Var. Kaç para lan? Sattas. Ben ucuzdu ya. 80 lira. Ben Regil'in köpeği oldum ben. Sattas'ı görünce. Sattas çok iyi. Böyle abi Sattas. Abi. Abi Regil. Regil falan abi. Abi Rasta. Bir de festivallerin çok olmasının bir avantajı var. Rekabet artmış, fiyatlar ucuz. Evet bayağı. Yani. Bayağı bir bu Zeytin yine öpecektir milleti ama neyse. Giydirmiyorum. Sakin duruyorum. Sakin. Baş versene sakin ol. Abi tamam bırakın ya Zeytin'e gömeceğim ya. Tamam abi. Onu geçtik bu ha. Kuşadası Gençlik Festivali var 11-15 Temmuz'da ama onun kadrosu sanırım belli değil. Var mı? Kuşadası bakalım var mı elimizde sağ ol. Yok onun kadrosu abi Kuşadası var mı? Ama Samsun Festivali'ni alın 3 aşağı 5 yukarı oynatın. O çıkar. Bak ben hadi şey yapalım challenge hadi. Kadro tahmin et hacı Kuşadası kal. Tamam ben söyleyeyim 84. Grup 84 olmaz bence. Olmaz abi bence. Selda Bağcan olur. Selda Bağcan kesin olur. Teoman olur. Can Gox olur diyorum Şemden ben. Şemden Fena olur. Can Gox olur diyorum aynen. Ben. Aynen. Ezel olur. Ezel olmaz. Gazapizm olur o zaman. Gazapizm olabilir. Ama Ezel şu an yani eğer kadro belli değilse ki şu an sanırım değil. Ezel'i şu anda koymazlar. Ama olsaydı koyarlar. Ya olsaydı koyarlardı. Dinlenen. Başka kim olur lan? Model Fatma Turgut olabilir. Fatma Turgut olabilir. Bak. Başka? 5 dakikada festival yaptık. Yaptık hemen. Herkes kendi evinde kendi festivalini yapabilir. Bu çok kolay bir şey. Telefonum çalıyor şu an ama bakamayacağım. Duman olmaz çünkü duman geçen sene kaybetti. Canlı yayına. Onlarla.
bildiğim kadarıyla Bodrum Rock Festivali'ne çıkarsan bize çıkamazsın dayatması yaptıkları için Duman alın festivalinizin başında sonu diyerek Bodrum'u tercih etti. Duman da vardır demek ki Kuşadası'nda. Evet. Duman yoktur diyorum işte. Kesin vardır bence. Kuşadası'nın yetkilileri dediler ki geçen sene böyle... Bodrum'a gidiyorsan bize gelmemeyi dediler. Duman da dedi ki ben bu tavrı kabul etmiyorum dedi. Ben Bodrum'a çıkıyorum bay bay dedi. Ha Bodrum'a çıkıyorum dedi. Ha tamam Bodrum'a tamam. Tartıştım. Ben Bodrum'a ben çıkmıyorum sanırım. İkilemde kalmamak için biz bu şartlarda dedi. Ha onu hatırlıyorum. Falan filan. İkiniz de dediğinden alay dedim. Pentagram da Duman'da olmayacak bu tamam. Bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir festivalde Athena'yı gördük mü? Gördük Samsun'da. Sağda'da da var galiba. Sağda'da da olmasın. Samsun'da gördük. O zaman Kuşadası'nda Athena vardır diye kesin düşünüyorum. Vardır. Şu ana kadar dikkatimi çekti. Mor Ötesi'ni hiç görmedim ben. Hiç görmedim. Şu anda. Festivaller. Tutamadım. Allah Allah. Otostop festivali. Olur. Zeytin'de olur muhtemelen de. Hazır mısın? Devam ediyorum. Otostop. Bu Modanya'da, Bursa'da. Ama onun kalmış da belli değil. İyi benim festival mi yaptı bu sene ya. Bursa otostop da 8 Temmuz'a denk geliyor bu arada. Belli mi kalmış? 8 Temmuz'da belli. Tabii belli. Tabii belli. Buyurun. Ben bana ayet etme ama. Modanya'da abi o abi bak tam Cem bu şey. Cem Adrian, Piz, Gazapizm, Amazon. Dertli, paşa. Dertli tamam. Bohemim. Şimdi buradan Piz ve Cem Adrian'ı alırım 6 Temmuz. Yo. Ben de Gazapizm alırım işte burada rapçi olmuş az bir şey. Manuş baba var, Eda baba, Eda baba. Babaları aynı güne. Özür dilerim ya. Baba parantezinde Manuş artı Eda. Sarp var, ben yine varım 7 Temmuz. Sarp Tas var. Can Bonomo, adamlar, adamlar bağ hızılar. Temmuz benim için çok da dikkat çekici. Adamlar fena değil ya. Arda Turan, Emre Berezoğlu, Burak Yılmaz. Adamlar deyince aklıma gelen... Onlar değil mi diyor kurum üyeleri? Pardon, özür dilerim. Kestik bunu. Dağıt bizimle değil. Bak, çıkıyorum ben bir daha. Sen devam et. Neredeydik şimdi? Trakya Festivali. Evet, 19-22 Temmuz arası olacak. Efsane. Bakalım. Ama KPSS var, gidemeyeceğim. Sınavlar, seçimler hep bizi var evet, ya. Evet arkadaşlar, 19 Temmuz'da Pentagram, Feridun Düzağaç, Yüksek Sadakat, Aylin Astım, Yüzdeyken Konuşuruz, Oz Birle, Gülce Duru, Kolektif İstanbul ve 6-8 var. Pentagram kapanış partisinde Kabus Kerim yapacak. Ooo sen de çok iyi. Şimdi Pentagram, çok iyi. Yüksek çok Sadakat, Feridun Düzağaç, Aylin Astım. 19 Temmuz bence genel olarak çok güzel. Neyi gayet iyi. Misin? Pentagram, Feridun Düzağaç, Yüksek Sadakat, Aylin Astım, Yüzdeyken Konuşuruz, Oz Birle, Gülce Duru, Kolektif İstanbul, 6-8. Biz geçen sene senle Kolektif İstanbul dinlemiştik, feci keyifliler. Pentagram ve Kolektif İstanbul olduğu her listeye kabul edin. Feci iyiydi. Bu kadar net söylüyorum. 20 Temmuz'a bakıyoruz. Emre Aydın, Dağıt, 84, Dağıt, Selçuk Balcı, Dağıt, Ogi Samsu, Can Gox, Sena Şener, Onur Özçelik kim? Tanıyorum. Tanıyan var mıdır? O 20 Temmuz iptal bende o. Ben evet şu an o gitti. O gün belki biraz kurtar da o gün için... Tanju kurtar. Topal kim? Ve Yusuf Aydın kim? Tanımıyorum. İlk 11 gibi lan. Değil mi? Şey şu an ben de... Galatasaray Möşadar maçına çıkıyorum. Futbol takımı sayıyormuş gibi hissettim. Kapanış partisini sen seversin. Gazapizm yapıyor. Heyecanlı. 20 Temmuz Nanay benim için. Özür benim diliyorum. İçin de. Yani zevkler bir renkler. 19 Temmuz çok güzeldi ama. 20 Temmuz ben niye konuşamıyorum bugün gül ya? Gül bir yer. Gül edeceğim galiba ya. Mor ve Ötesi güzel. Bulutsuz Gözlemi güzel. Ezel gelirse iyi. Oceans of Noise. Güzel. Niyazi Koyuncu. Melek Mosso olur. Dolu Kadehi Ters Tut. Kimdi? Dolu Kadehi Ters Tut. Olur. Sevdiğim Beyler Kendileri. Olur. Mesut Çakır. Sevdiğim Beyler Kendileri. Mesut Çakır. Yok lan saçım ağzıma giriyor. Tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Sen tanıyor musun? Mesut Çakır tanıyor musunuz? Tanıyorsanız Mesut Çakır. Mesut Çakır diyorsun 99 falanım bir anda. Abi şey diyeyim mi? Bence Mesut Çakır bir izliyorsan abone ol. Ciddi söylüyorum bakmakta fayda var. Çünkü bu festivallere çıkan yeni... Yalnız şeyi fark ettiniz mi? Trakya Festivali herhalde en çok çeşide sahip festival. Bence güzel bir şey bu bakmayın. Bir günde yani, bayağı insan çıkartıyorlar. Çünkü bu Trakya müzik festivali bir şeyler. Kesinlikle. Bilmememiz çok güzel aslında. Mesut Çakır'dan sonra Nafile var ve şu an dikkatimi çeken bir şey. Efsane güzel bir şeymiş bu. Kapanış partisi Bedük babalar. Bedük mü? Bedük. Ben Bedük hastası Bedük seviyorum. Bedük abi çok seviyorum. Bedük Bey. Telefonum çalıyor şu an. Şuradan abone olun. Bak gelsene. Şuradan geçsene. Mutfağa çıkıp şu telefonu açsana. De ki video çekiyor yok şimdi. Durdu zaten. Tam anında durdu. Durdu mu? Abi şaka mısın? Güzel. Hadi bakayım. Biz ben maçım var. Dahi yahu. Geliyorum ben. Nurunda, 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 nurunda,
Sen gelirdin Silivri'de bizim çatımıza konardın. Bedük çok iyi yalnız ya. Kamerayı aç da gel hadi gel. Bedük bayağı iyi. Hazırsak başlıyorum. Kart dolu diyor. Buyurun buradan yak. Vay ekine vay. Ne dersin? Ay abone olun ha. Sen bilirsin. Abone abone. Ne olmuş ya? Abone olsanıza. Abone. Aboneyim abone. Biletleri cebimde. Alamadısı ama ne diyor. 21 Temmuz'un kapanış partisini Bedük yapıyor diyorduk. Kartımız doldu. Devam ediyorum. Ben Bedük konusunda çok mutlu oldum açıkçası. Yani gün de güzel. 21 Temmuz gün de güzel. Çıkacak insanlar. Kapanış partisinin Bedük olması da bayağı tertemiz. Ama artık gün KPSS var. Tamam, bu sene festivalde çok para görecek bu tarihler yüzünden söyleyeyim. Evet, gelelim 22 Temmuz'a. Gökhan Türkmen. Neden abi? Neden? Olmadı. Gökhan Türkmen olmaz dedik. Can Bonomo meh. Kalben ben olsam almam beni. Pera Suzan kardeş. Yani olur, Suzan olur, kardeş olur. Sevdiğimiz bir ablamız. Olur olur. Eğlenceli. Eğlenceli evet. Şeyde yine dinlemiştik mi? Jazz Festivali'nde gece gezmesinde. Yo. Yo. Bir şey söyleyeceğim. Ben niye geldiğimi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsun. Bayağı net hatırlıyorum öyle bir şey. Başka bir yer gidiyorum. O gün gece gezmesi gittik. Cenk Erdoğan kardeş. Ahmet Aslan. Of. Oy. KPSS gün adam. Ay ben şu an sizin gibi tepki veremedim. Sattas. Güzel, güzel, çok güzel. Emre Sertkaya, bu şeydeki çocuk değil mi bu? O ses istiyor. Ahmet Aslan'ın şarkılarını falan söylüyor. Aile gün falan, belki beraber falan. Yürek sahneler. Yaparlar. Neydi? Neydi? Kesin. Gelelim. Obviously. Gelelim. Greenify Festival. Yamulmuyorsam. Greenify. Greenify diye düşünüyorum. Sorry. Ben de İngilizce yok arkadaşlar. Ben de yok da işte ne bileyim. Ben buna bilet aldım o yüzden heyecanlıyım. Nedir? Bak bakalım. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Anarchy. Evet. Öncesinde Pilli Bebek ve kim çıkıyordu? Jungkook çıkıyordu. Süper kaldı bence. Bir de öncesinde de galiba açılışta Nicki Minaj var. Yamulmuyorsam. Kapanışta da kapanışta mıydı? Açılışta mıydı? Fark etmez. Belki her sahne arasında da yok. Ya yani, evet öyle bir şey de var. Ben kaldıran de çok ucuza güzel aldım çünkü normalde etkinlik Durak X-Search'ta olacaktı. Sonra işte bir kamera... Durak X-Search'ınca pardon. Pardon bir şey oldu. Etkinlik tabii ki çok şey gördü, rağbet gördü. O yüzden küçük çiftlik parkı aldılar. 16 Temmuz'da olacak. İşte bir de ön grup koydular. Güzel oldu. Pili Öbek. Bence kadro çok güzel. Pili Öbek çok iyi. Jungkook için... Pili Öbek canlı çok iyi. Ben hiç dinlemedim. Bak Pili Öbek'i daha önce canlı dinlemedim. Jungkook'u dinledim. Ben nasıl dinledim? Jungkook'un canlısı. Jungkook çok daha iyi. Jungkook'un canlısı çok daha iyi. Mükemmel. Şöyle bir şey. Jungkook'un canlısı iyi. Jungkook'a niye aşırı sıcak bakmıyorum? Jungkook'u çok fazla dinledim. Yani yeter. Şey artık kabak tadı verdi bana. Vermez çünkü diğer. Hayır abi çok iyi ama yani çok iyi bir şeyi sürekli dinlediğin zaman da yılıyorsun. Peki Tuncay Tuncay'ı ne sonra dinledin mi? Tuncay Tuncay'la geldik bir tane. Dinledim. Dinledin mi? Dinledim. Ama genel olarak bakarsan iyi kalıyor. Neyse sonuç olarak Greenify. Greenify yeah. Kesinlikle. Güzel ben okeyim ben gideceğim zaten. Tamam. Neredeydi bu arada? Küçük çiftlikte. Şu anki fiyatları kaç böyle biliyor musun? Valla ben 60 liraya almış bulundum dayak yemeyeceksem ama şu an ne kadar hiçbir fikrim yok. Bence yine çok da fazla artmamıştı. Çok evet arttığını düşünmüyorum. Artık kızılalım bu purple oldu çünkü bu dengi şey oldu. Purple mu oldu? Mor oldu bak maviydi mor oldu yani %50 şarjın altına geldik. Tamam. Tamam. Tamam o zaman hızlandıralım hemen bitti videomuz. Hadi bay bay abone olmayı unutmayın. Falan. Evet, şimdi ne var önümüzde? Trakya Müzik Festivali bu ama. Bu başka bir kadın. Trakya Müzik, şudur. Yanılmıyorsam. Evet. Kesinlikle. Şimdi Trakya Müzik Festivali 3 ve 5 Ağustos arası olacak. 3-5. Aa, ben ona gidemiyorum. Ha? Ben ona gidemiyorum. Neden? Niye gidemiyoruz? Neden? 5 Ağustos'ta ne var? Ne var? King Gizzard and the Lizard Wizard. Aaaa. Nasıl unuturuz ya? Sleep Drifter. Neyse bunu bahsedelim sonra ona gidersin. Tamamdır o zaman bahsedelim birazcık. 3 Ağustos'ta Teoman, Halil Sezai, Cem Adrian, Ceylan Ertem, APO, Son Feci Bisiklet var. APO işte bu. Sen içindeki rapçiyi ne zaman durduracaksın abi? Ne olur rockçılara? 2 sene sonra. Seviyor. Ne olur rockçılara? Bundan sonraki kanalımızın adı rapçiler olacak. Her şey ben abi oğlum rap. Halk müziğinden heavy metaline kadar, klasik metale kadar her şeye varım. Ben buradan Halil Sezai'yi elemek istiyorum. Tabii ki. APO'suz da yaparım. Geri kalan bizimdir. Yo APO'nun sahnesi çok güzel. Ben APO'yu genel olarak tarz açısından benim çok hoşlandığım kişiye göre tabii ki değişir.
Ama siz seviyorsunuz abicim, o yüzden. Ben yok, fan değilim ama sahnesi güzel. Bir gün festivali dinlemiştim. Fanıyımdır, daha mı konsol? Evet, 4 Ağustos, Duman, Moğollar, Haluk Levent, Manuş Baba, Adamlar, Can Kazaz. Manuş Baba'yı aldı yine. Manuş Baba'yı sevmezsem güzel. Can Kazaz da iyidir. Yani. Can Kazaz da iyidir. Ben de çok yorum yapamadım, güzel. Moğolları çok severim. Moğolları acayip severim, Adamlar iyidir. 5 Ağustos, enteresan bir şekilde Kenan Doğulu. Ooo, şey, kitap şekerim abi. Güzel. Kitap şekerim. Güzel, Kenan Doğulu. Tutamıyorum zamanı arkadaşlar. Manga, Yeni Türkü, Oğuzhan Uğur 2'ye 10 kala. Oğuzhan Uğur da eğlenceli bir bey. Komik bir bey. Ya bilmiyorum onu... Dinlemedim. Daha Can'sı dinlemedim. Ben de Can'ı dinlemedim. 2'ye 10 kala nasıl bilmiyorum, dinler miyim? Yani festivalde denk gelsem dinlerim. Denk gelirse ama yani. Sırf onun için abi Oğuzhan Uğur için festivali. Yok canım, tabii tabii. Yok kesinlikle. Yani. Yani Oğuzhan Uğur deyip ben maç yapayım. Aaa wow. Ya, wow. Hemen oluyor ya. Ben abi diyebileceğim çok az. Babala TV baba. Benim evet yani bu... bu festival içerisindeki bütün herkes için... Abi diyebileceğim herhangi bir kimse yok. Moğollar. Benim abi diyebileceğim bir Haluk Levent var şu an. Moğollar da var benim. Moğollar güzel. Bak seviyorum, ama sevdiğim insanlar var ama işte şey olmuyorum ben. Abi çok iyi ya, dinlenir süper, aşırı eğleniriz falan diyebileceğim. Henüz bir şey yok. Gelelim, aynı tarihler içerisinde bir festival daha var. Yalova Müzik Festivali. Evet. Kim var, nedir, ne değildir? Var mı burada müzik? Bence şunları gün gün alabilir mi Yalova? Yalova var ya orada. Evet. Yalova 3 Ağustos hatta. 3 Ağustos sayıyorum. 3 4 5 var yani. Haluk Levent, Manuş Baba, Aylin Aslım, Gazepizm, Can Gox, İstanbul Arabesk Proje, ben çok severim arkadaşlar. Keli mi? Keti. 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 Deja Vu. Keti tamam. Keti. Evet. Deja Vu Fil ve Derdi Yok Ali, Feza'dan Mert Erşahin. Şimdi içlerinde bilmediğim çok var tabii ki. Keti, Deja Vu Fil ve Derdi Yok Ali, Feza'dan Mert Erşahin. Bunları tanımıyorum. Üzgünüm yani. Yani ilk gün için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Haluk Levent iyi, Gazapizmi, Can Gox iyi. Benim İstanbul için. Arabesk Project seviyorum abi. Aynı aslında iyi abi. Aynı aslında iyi abi. Devam ediyoruz. Evet. Bu değil. Bu değil. Az daha meşgul. Evet. Geldik 4 Ağustos'a. Şebnem Ferah tabii ki. Festival vazgeçilmezdi. Bülent Ortaçgil, Red, Melek Mosso, Murat İlkan ve Metin Türkcan. Bu muhtemelen akustiktir. Evet. Ne? Timsah'ın Gözyaşları, Necati ve Saykolar, Vera, Nazan Ölçal, Barlas'tan Özemek. Şimdi... Nazan ne? Nazan Ölçal. Nazan Ölçal. Nazan Ölçal. Ha. Güzel kadro bence. Şimdi Barlas'tan Özemek, Nazan Ölçal hiç tanımıyorum. Timsah'ın Gözyaşları keza tanımıyorum. Şebnem Ferah, Bülent Ortaçgil, Red, Melek Mosso, Murat İlkan, Metin Türkcan. Bu beşti mükemmel. Bak burası efsane. Harika, çok güzel. Vera müthiş çok şey güzel. Yani. Diğerlerini zaten... Abi bilmiyorum. Bak ben Bülent Ortaçgil ve Red, hatta Melek Mosso'ya dahil olmak üzere pek şey yapamadım. Murat İlkan, Metin Türkcan'a da Murat İlkan'dan dolayı çok şey yaparım. Ya ben severim. Bülent Ortaçgil'i bayağı seviyorum. Red'i de seviyorum. Çok uyutuyorlar ya beni. Abi adam zaten sakinleştirici, böyle sedatif yani herif. O senin Şebnem'den önce iyice bir şey yapacak sonra... Ölüyorsun abi zaten Şebnem ölmüşsün ama Taşan'a fark kör kör sarma sayılırsa bile ölmüşsün onu fark etmiyorsun. Dinledim. Dinledim ama küllerinden... Küllerinden... çok güzel. Küllerinden efsane. Pataküte pataküte ama. Efsane çok güzel şarkı. Ben albümü beğendim abi. Dinledim, yeni albümden çalacaksa Şebnem Ferah'a ekstra net. Sevinirim. Yeni albümü sindiremedim yani, dinledim ama bir iki kere. Ben sevdim. Gelelim 5 Ağustos Pazar. Teoman, Ceylan Ertem, Adamlar, Ahmet Aslan, Sena Şener, Emircan İrek, Sözeri, Teneke Trampet, Can Kazaz, Can Oflas. Ahmet Aslan bayağı festivalde. Abi evet. Çok güzel bir şey bence. Farklı kültür. Çünkü genelde tarz şey oldu. Biri bir kitlesi oluyor. Ya. Ahmet Aslan'ın çünkü çok acayip bir tarzı var. Yani. Acayip bir tarzı var. O festival. Yani Demet Akalın'la düet yaptı. O bile hoşuma gitti benim. Demet Akalın'la yaptığı düetten hoşlanmadım. Ama dinledim. Dizide çaldılar galiba onu. Bir evet. İçinde Demet Akalın var diye bakmadım. İşte ben buradan Teoman olur, Ceylan Ertem olur, Adamlar olur. Benim için bu kadardır bugün. Teoman olur, Adamlar olur, Ahmet Aslan olur. Şimdi delikanlı bir şey söyleyeyim. Yalova Müzik Festivali'ne gider misiniz? Yakın. İmkanı olsa giderim. Yok, ama yok, ama yok 5 Ağustos. King Gizzard'dan Lizard Wizard var. O yüzden giderim. Lizard and. King Gizzard and Lizard Wizard. King Gizzard and the Lizard Wizard. Yani the da var arada. And the mı? Çok uzuyor yani. Ama çok heyecanlıyım. Herhalde bu yaza dair en... İşte Steven Wilson var bir de abi, ama... Abi Steven Wilson. Battık iflas yani. Oğlum param yok. Evet. Bilemiyorum onu. Şey istiyorum, sponsor istiyorum. Sen gider misin buna? Orsa. Ben mi? Gitmem. Gidersem... çok övdü övdü gitmem. Gidersem 4 Ağustos'a mesela gidebilirim. 4 Ağustos güzel. 4 Ağustos'a var ya. Ha, 3 güne totalde gitmem abicim.
Abi ben de ama yok yani. Ben bu arada hiçbir festivale Toteli 3'ün gidebilecek bir adam değilim çünkü. Evet. Çünkü kamp yapmayı sevmiyorum. Ya ben kamp çok severim ama şey. Yapamıyorum. 55 kişi varsa kamp yapamam ben. Kafayı yiyorum. Evet işte öyle sıkıntıları var. Çadır ne kamp yapacaklar? Kamp yapmak daha senin sıkıntı değil. Yani kampın sonrası duşu, tuvaleti, ha. Yemek sırası. Param azıcık pansiyona gideceksin abi. Abi uyuyamıyorsun kampta ki. 2 saat ben uyudum en fazla. Ben yoruldum. Oğlum çok konuştum. Buyurunuz. Sıra kimde? Yolova bitti. Zaten bitmiş. Bitti. Şimdi zaten yaz sonuna geldik artık. Ağustos şeylerinde. Aynen. Eylül'de şey var. Ağustos sonu Eylül başı gibi festivaller var. En büyükleri. Nilüfer Müzik Festivali Bursa'da. Yine bu Ağustos sonu olur. Yine Zeytin Dark Festivali var. Yine Ağustos sonu olur. Zaten yılların festivali. Evet, hangi festivaller favoriniz? Nilüfer. Nilüfer dedim. Nilüfer'in kadrosu açıklanmadı. Evet, ona rağmen favori. Ona rağmen. Düşün yani. Ya da Trakya'nın ilk günü. Pentagram olduğu gün. Ya evet. Ben total olarak abi şu çok güzel diyemiyorum. Çünkü gün gün hoşuma giden festivaller oldu. Yani şu festivalin şu gün güzel, bu festivalin bugün güzel. O yüzden şu festival aralarında en güzeli ve buna giderim sürekli olarak diyebileceğim herhangi bir festival yok şu anda. Nilüfer. Nilüfer'in şu güzel işte. Ben gittim gördüm, videoda var, hatta abone olmuş yukarıda falan çıkar. Şey yani ortamı çok güzel. Hiçbir hırboluk, mırboluk, dırzoluk görmedim. İşte belki o beni etkiler biraz. Çünkü ben festivallerde yani huzuru seven bir adamım. Tatile gidiyorsun abi sonuç olarak, ne olursa olsun. Yani, İşte Zeytin'le böyle aa sarılmak beleş diye sonra işte kusan etkilerden gördükten sonra yani evet, yani benim genel olarak kamplı festivallere karşı şöyle artık ön yargı mı dersiniz, ne dersiniz? Hiçbirine daha önce gitmedim. Tercihen gitmedim. Zaten dinleyebildiğim insanlar çıkıyor çoğunlukla. Hmm. Hani aa dinlemem gerekiyor ve sadece burada çıkıyor dediğim kimse yok bir. İkincisi ortam yani ne zaman ki Zeytinliği'ydi, geçen seneki mi bir önceki seneki mi, ya gerçekten o kadar alakasız insanlar gitti ki yani hani adam sadece arabesk dinleyen bir adam ve kesinlikle kız düşürmek için falan yani gidiyor. 50 bin yani kişi varsa o da 48 bine kız düşürmeye gidiyor. Abi evet yani hoş şöyle bir değil. Ekleme yapacağım buna. Bu müzik türlerinde işte rock müzik falan filan hani şey vardır ya böyle işte hani gençler özgürlük. İşte özgürlük bu değil abi. Hani burada özgürlük adı altında hiç tanımadığın bir adamın gelip kafasına okusamazsın. Yani ben senin asker arkadaşın değilim. Arkadaşın değilim. Tabii canım benim ne zaman desinler yani. 2015 yanılmıyorsam yine hangi festivaldi? İstanbul'daki festivallerden biri, metalcilik festivallerinden biri. Rock Off, teşekkür ederim. Rock Off'ta başımdan aşağı bira döküldü. Mesela bayağı hani. Yani boyumda kısa ya benim böyle çabuk, senin gibi iri yarı bir herif böyle kafada güzel herifin böyle löngürt diye başından aşağı. Benim abi benim özür dileme işte falan filan meselesi olur mu yoksa? Özür diledi ama yani yine de. Peki bunu yapma şeklinde böyle cidden kaza vardır. Mesela bizim konserde bir kere oldu. Dengesizlik, evet. Kafa güzelliğinin geçmiş olduğu dengesizlik. Dengesizlik karşıyım evet. Orada sorumluları bileceksin, içmeyeceksin. Ha, o kadar çok içmişti o yüzden. Abi Zeytinli'ne benim çadırımı yeşediler. Adam özür dilemeden kalktı gitti. Bak işte bu. Nilüfer'de adam omuz attı bana. Çok özür dilerim. Dedim. Ya ben. Yalvarma. Ne özür dilerim lan? Ne özür dilerim oğlum? Yalvarma. Dövme lazım şu an. Manyak mısın falan diyorum yani. Çadırımı eşediler. Böyle yani arkadaşlar. İşte şöyle oluyor. İnsanlar zaten tatil kafasıyla da geldikleri için böyle yerlere. Sonuçta 3 gün, 5 gün uzun süreli festivaller. Onu da tatilde de çıkarmasın. Ve yani ucuz yollu gelebilecekleri yerler haliyle işi çıkartıyorlar ve bunu engelleyemiyorsun. Yani ne kadar önüne geçebilirsin ki? Etrafında herkes içiyor. Yani içmeyen insan yok etrafında, kendini nereye kadar durdurabilirsin? İşte o yüzden. Şimdi insanlar sarhoş oldukça ve ortam kalabalıklaştıkça işte böyle taşkınlıklar oluyor. Kaliteli müziğimizi dinleyelim, böyle biramızı ağır ağır yudumlayalım, keyiflenelim gibi durumlar çok fazla yok. Olamıyor maalesef. Yani bir de işte kamp dediğimiz olayın yarısından fazlası doğa ile iç içe olma durumudur. Temizlik, yani doğayı temiz tutma durumudur. Ortalığında ağzını maalesef. Yani ne kadar ya tabii ki dikkat eden insanlar var. Gidip işte çöp toplayan, hatta başkalarının çöplerini toplayan insanlar da var. Biliyorum yani. Ama yine de bir o kadar da umursamayan, işte aman şuraya da bira çöpümü atam, buraya da sümüklü mendilimi atam modu. Abi ben lafını böler gibi olmam ama şey oldu. Zeytinli 15'te Olcay'da gittik beraber işte. Adam yüzerken denizde tuvaletli sırası çok diye bir tanesini görüyor abi. Uzaktan bir aklı böyle bir hareket yapıyor. Çekmiş. Ha işte. Pıtıks diye çok yüzüyor abi. Şey. Evet. Yani ne diyeyim? Pıtıks. Yüzüyor abi denizde. Sen de denizle beraber yüzüyorsun böyle. Yani işte yani bu pislik yani. Hoş çok değil yani, sadece denize
s**tan bahsetmiyorum tabii ki yani. İşte ortalığa çöp atmaktan da bahsediyorum. Ama denize s**mak da yani. Tabii ki yani. Bak bunların hepsi şey. Hani hepsi pislik yani. Abi gidiyorsun ormanın içindesin, deniz kıyısındasın, tertemiz bir yerdin gittiğin zaman. Abi o festival bitiyor. Orası böyle hani aylarca çamaşır suyuyla falan yıkaman gereken bir yer haline geliyor yani. Ne oldu hani kamp, hani doğa? Yalan oldu yani. Pis müzik barış bilmem ne. Ya bir de şu var mesela hani. Kuş yaptım. Bir festivalin 3 günde işte 80 bin ziyaret çalması falan filan, tamam çok güzel ticari başarı. Çok güzel bir kültür sanat etkinliğinde olması çok güzel bir şey ama işte buna organizatör de yetişemiyor. Yetişemiyor yani. Tuvaleti yetiştiremiyor, işte duşu yetiştiremiyor, temizliğine yetişemiyor. Abi yapan yapıyor ama onu ya. Bak ya bir tane ben gördüm yapan yapabilen. Türkiye'de zor 80 bin kişi festival yapabilecek onu. Nilüfer'de hiç bir sıkıntı yok mesela. Ama Nilüfer'de kalabalık mıydı işte? Nilüfer'de çünkü çok fazla şey yoktu, hani bilindik insanlar yoktu. Mesela duman çıktı bir gün, duman geldi gün leşti eyvallah. Ama önceki gün headliner kimdi lan? İşte Maximo Park diye bir İngiliz grup geldi. Kimse tanımıyor grubu. Kimse de gelmedi mesela, günlükleri tanımadı kimse. Az kişi sakin sakin takıldık mı sandın mı? Hiç sıkıntı yoktu. Ya evet yani garip bir olay işte yani. Tuvalet tamam sadece. Kimseyi bir sürü yani. Denize s**çanı organizatör bir şey yapamıyor ama yani ne işte orada bir fidanın 4 gün boyunca diri kalması onların başarısıysa, ne de orada birinin denize s**çması onların suçu değil. E tabii ki canım. Ama işte engelleyemiyorsun. Biraz ben bu yüzden tercih ediyorum. Biraz filtreleyebilir ama yani bir şeyler yaparak yapmayabilir. Denize s**çasından bahsetmiyorum tabii de yani. Mesela biz Zeytin'e ilk gittiğimiz günde abi 8 saat sırada beklemişiz çadır şey güneş altımızda falan filan. Ulan bir su içelim, su yok. Su yok, açılış günü su yok, bira yok, hiçbir şey yok. Açız, susadık. Bunu organizasyon sağlaması lazım ama kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ya sonuç olarak tabii ki yapılsın festivaller, biraz daha kontrollü yapılması taraftarıyım. Özenilmeli. Aynen öyle, özenilmeli. Baştan savma yapılmamalı. Giden insanlar için de öyle, daha dikkatli olunmalı. Yani insanlar sonuçta oraya eğlenmeye, dinlenmeye, işte müzik dinlemeye geliyorlar. Hani kimse kimsenin özel hayatına, özel alanına müdahale etmemeli yani. Yeah. Kötü anlamda. Sosyal mesajımızı verdik. Sosyal mesaj verdik. Son bir soru soracağım. Bunu sen tecrübe ettin, bilirsin. Abi birçok şey aklımıza geliyor. Çadır, havlu, işte şu tür yedek, işte valiz falan filan. Kamp malzemeleri. Kampta böyle mesela gittin, almayı unuttun, s**tir ya dediğin bir şey oldu mu? El feneri, çok lazım ilacı, güneş kremi. Onlardan bazen bir fayda var. Nedir? El feneri, sinek ilacı, güneş kremi, çadır feneri. Çadır feneri çok gerekmiyor gerçi de. Gerçi şey... Hem ortada saygınlık oluyor hem de şey yani. Telefon falan var artık ya. Çadır madır herkes bilir. Mat falan söylememize gerek yok da böyle ufak tefek şeyler var. Powerbank. Powerbank kesinlikle. Powerbank kesinlikle. Şart zaten öyle. Sinek ilacı o sprey olanlardan ama kesinlikle. Çok kesinlikle. Güneş kremi de kesinlikle alınması gerekiyor. Şapka kesinlikle alınması gerekiyor. Çok fazla kıyafet alınmaması gerekiyor. Evet, mümkün olduğunca az kıyafet. Havlu hatta mümkünse bu ince havlular satılıyor ya. Marka vereyim mi? Decathlon'da satılan böyle havlular var. Onlar gibi. Ha, daha hiç ağırlık yapmayan. Ha, anladım. Yer kaplamayan. O tarz şeyler. Ben festival önce Decathlon'a bir uğrayayım. Uğrayayım tabii ki. Çadır, mat, uyku tulumu. Başka düşünüyorum şimdi. Yok galiba ya. İğne iplik. İğne iplik. Hayat kurtarıyor abi, çok ciddiyim. El işinizi alın. Bu arada şey yani topuklu da falan kampa gidilmez. Sakın öyle kundura da falan kampa gidilmez. Öyle bir saçmalık yapma. Bunu ya. Niye söylüyoruz? Gidenler var çünkü. Var abi. O kuma böyle gömüle 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 gidenler var ya. Çok saçma niye ya. Niye insan konsere zaten topukluyla gelir ki? Ay duman çıkıyor. Ay koşamadım. Onlar mesela 3-4 gün sonra böyle olunca kendine utanıyorlar. Fotoğraf falan çektirmiyorlar. Ay beni çekme, ay beni çekme falan oluyor. Ben tabi de şey, üçüncü günün sonunda kadınlar abi kaştır, bıyıktır, hepsi çıkıyor, nano yolluyorsunuz, patates oluyorsunuz kızlar. Duş haberiniz alamıyorsunuz bir de bak, duş alamıyorsun çok sık. Bizim yine herhalde işimiz gücümüz yok, sen de benim özellikle. Benim pek yok. KPSS'm var. Ha, KPSS'm var, çalışmayacağım. Benim de üniversite sınavım var. Ben artık ama işsizim. Herhalde yazın artık videoları yapmaya başlarız zaten. Aynen. İnşallah. Yapalım. Konu bulursak. Konular içinde. Evet arkadaşlar, şurada aslında yani, bize. Ne yapalım abi siz? Cidden ya, öyle bir şey olabilir ya. Biz üretemiyoruz bazen. Tabii hepimiz ayrı ayrı ulaşabilirsiniz. Rakçıların Instagram sayfasından, Twitter sayfasından ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz yani. Evet. İstedikten sonra ulaşırsınız. Yok sosyal medya çağı. Bir de eğer atıyorum şu festivallerden birine gitmek istiyorsanız ya da işte şunlardan birine gitmek istiyorsanız falan filan. Aha ben sizden şunu gördüm çok iyiydi falan filan diye alta yazarsınız. İşte şuna gittiğim zaman fotoğraf atın bize falan, bize paylaşalım falan öyle. Atraksiyonlar yapalım. Tabii yani. Bak, yalakalık, karşılıklı yalakalıklar ya. Kesinlikle. Başka da bir şey yok. O zaman kapatın. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bizim için çok önemli bu çünkü gelişmeye çalışıyoruz. Gelişmekte olan kanal. Çok teşekkür ederiz. Hadi bay bay.